MIT açık ders malzemeleri, algoritmalara giriş 6.046J ders 11. Günaydın. Bugün veri yapılarının genişletilmesi konusunda konuşacağız. Bu bağlamda yeni veri yapılarını sıfırdan tasarlamak yerine mevcut veri yapılarını alıp bunların içine kendi işlevselliğinizi işleyebilirsiniz. Bu sürece biz veri yapılarının geliştirmesi diyoruz. Bugün biz bu sınıfta artık tasarım bazına adım atacağız. Bugüne kadar hep çözümleme konusunda zaman geçirdik. Bundan sonra da yeni analitik teknikleri öğrenmeye devam edeceğiz. Bugün daha verimli veri yapıları nasıl tasarlanacağına, çeşitli problemler için verimli algoritmalar nasıl kurumlanacağına odaklanacağız. Yani bu aslında tasarım adımının iyi bir örneği olacak. Bu evrede eğer bugüne kadar yapmadıysanız kitabın sonundaki Appendix B'yi çalışmanız iyi bir fikirdir. Bu konuyu ek okuma olarak değerlendirip aşina olmanız lazım. Çünkü bundan sonra birkaç haftada Appendix B'ye hemen hemen her konuda değineceğiz. Bu sona eklenen bölümde bizim burada konuştuğumuz konuların hemen hemen hepsi işleniyor. Eğer gelecekte bir taraftan yeni bilgileri öğrenirken aynı zamanda kitapları karıştırmaya çalışırsanız, bu bilgileri bugün öğrenmenizden daha ağır olacaktır. Dinamik sıra istatistikleri konusunda bir problemin gösterimiyle işe başlayacağız. Aslında ortalama bulma ya da Kaan'cı düzey istatistiği gibi şeyleri bulmayı biliyoruz. Şimdi buna benzer şeyler yapacağız ama bu sefer dinamik bir set kullanarak yapacağız. Bütün verileri işin başında vermekten ziyade elimizde bir set olacak ve ondan sonraki evrede birileri tipik bir arabaya yerleştirme ya da silme işlemi yapacak ve sonra yine birileri diyecek ki benim için bu dinamik setin içinden iyince en büyük ya da iyince en küçük öğeyi seç. Bu işlemde OS Select ile gösterilecek. Ya da X'in OS rankını istiyorum denilecek. Yani X'in sıralanmış setin içindeki rankını, sırasını istiyor. Örneğin n elemanı olan bir setin içerisinde ben n bölü 2 verirsem bu durumda ortanca istiyorum demektir. Ortalamayı da soruyor olabilirim. Dörtte birini de soruyor olabilirim. Buradan bir eleman alıp tamam şimdi bu eleman setin içindeki diğer elemanların arasında nereye düşüyor diye de sorabilirim. Ve ek olarak bunlar dinamik setler olduğundan bunları araya yerleştirme ya da silme işlemini uygulamak. Yani bunlara eleman ekleme, ya da eleman çıkarma uygulaması da yapmak isteyebilirim. Bu sorunun çözümüne giderken kullanacağımız yol aslında alt ağaçların boyutlarını bir kırmızı siyah ağacın düğümleri içinde muhafaza etmektir. Örnek olarak bir resim çizeyim. Bu ağaçta ağacın içindeki boş düğümleri çizmedim. Onlar zaten siyah. İki değeri de muhafaza edeceğim. Anahtarları da muhafaza edeceğim. Ve anahtar olarak da alfabemizdeki harfleri kullanmak istiyorum.
Bu bir kırmızı siyah ağaçtır. Pratikte bunun kırmızı siyah bir ağaç olduğunu göstermek için bunu nasıl etiketlendirebilirim? Göstermedim. Sıfırların hepsinin siyah olduğunu unutmayın. Bunu nasıl etiketlendirebilirim? Kırmızı ve siyah. Önerinizi yaparken bunun kırmızı siyah bir ağaç olduğundan emin olun. Her ağaç kırmızı siyah ağaç olarak etiketlendirilemez mi? Bu aslında iyi bir pratik çünkü bu tip şeyler testlerde karşınıza çıkacak. F'yi kırmızı yapın. Güzel. Ve onun dışındaki her şey siyah olsun. Bu uygun bir çözüm olabilir. Çünkü bu temelde bu E'nin seviyesini şuraya çıkarır. Aslında bundan daha karmaşık bir tane vardı ve bana daha eğlenceli gibi gelmişti. Önce bunu siyah yaptım. Sonra şu iki elemanı kırmızı yaptım. Siyah, kırmızı, siyah, kırmızı, siyah ve siyah. Ama sizin çözümünüz de gerçekten iyidir. Yani aynı hat üzerinde iki kırmızının arka arkaya gelmemesi gerekir. Ve siyah yükseklik konusunda da herhangi bir noktadan aşağı doğru inerken aynı sayıda siyahla karşılaşmamız gerekiyor. Hangi yoldan gidersek gidelim. Buradaki fikir alt ağaç boyutlarını kırmızı siyah ağacında tutmak. Bunlar aslında dinamik setimizin içinde depoladığımız anahtarlarımızdır ve biz alt ağaç boyutlarını ağacın içinde hiç değiştirmeyeceğiz. Örneğin bunun boyutu birdir. Bunların boyutu da birdir. Çünkü bunların hepsi yaprak. Sonra yukarıya doğru çalışmaya başlayabiliriz. Bunun boyutu 3. Şununki 5. Bununki 3. Ve bu da 5 artı 3 artı 1 yani 9 ediyor. Genel olarak x'in boyutu eşittir. X'in sol ardılının boyutu artı x'in sağ ardılının boyutu artı 1. Bunu öz yinelemeli olarak hesaplamanın yolu budur. Boyutun hesaplanmasında oldukça basit bir formüldür. Bu uygulamayı yapmak için yazacağınız kodda boş düğümün yani nil düğümünün boyutu konusunda konuşmamız uygun olacak. Nil'in boyutu nedir? Sıfır. Doğru. Boşun boyutu içinde hiçbir eleman yoktur. Ama birçok programlama dilinde ben boşun boyutunu alırsam ne olacak? Bir hata oluşacak, doğru. Bu çok uygun bir şey değil. Bu durumda kodumu yazarken boşun boyutuyla ilgilenmem gerekiyorsa veya herhangi bir şeyin boyutunu almam gerekiyorsa derim ki eğer bu nil ise o zaman sıfır döndür. Değilse o zaman boyut alanının kendisini döndür gibi. Bunu basitleştirmek için kullanacağımız bir uygulama hilesi var. Buna da sentinel değer yani gözcü değer kullanımı diyoruz. Bu gözcü kurmaca bir kayıttan başka bir şey değil aslında. Sıfırı kullanmak yerine uygulamada nil yani nil gözcüsü kullanacağız. Nil için bir kurmaca kayıt kullanacağız ve bunun da boyutu sıfıra eşit olacak. Bu durumda ağacın içinde Nil'i kullanabileceğim herhangi bir yerde adına Nil diyeceğim. Bu özel bir kayıt olacak. Ama bu tam bir kayıt olacak ve böylece bunu boyut alanını sıfıra ayarlayacağım ve bunun herhangi bir özel durum gibi değerlendirip denetlememe gerek kalmayacak. Bu programcılıkta çok sık kullanılan bir hiledir ve gözcüler kodun basitleştirmesi için kullanılır. Böylece sınır durumlarında veya istediğim sadece bir şeyin boyutunu indekslemekse ekstra bir fonksiyon yazmama gerek kalmaz. Bu konuda herkes benimle birlikte mi? Şimdi bu tanımlamanın ardından büyük OS select, OS seçme kodunu yazalım.
Bu bize kökü x olan alt ağacın en küçük ince elemanını verecektir. Aslında bundan biraz daha genel olacak. Eğer büyük OS select'teki i'yi yukarıya uyarlamak istersem, o zaman ona kök içerisinde en virgül i'yi veririm. Ama biz bu işlemi özdenemeli olarak yapacağız. Bu nedenle bulmak istediğimiz alt ağacın içindeki düğümle ilgilenmek daha uygun olacak. OS select'in kodu şöyle olacak. Evet, bu OS Select'in kodu. Önce bunun nasıl işlediğine bakalım, sonra da neden işlediğini tartışalım. Örnek olarak OS Select'i kök ve 5 değeri için çağıralım. Bir setin içindeki en büyük 5. elemanı bulacağız. Elimizdeki kökün OS select'i var ve bir de 5 var. Bu uygun değil. Yukarıdan başlarız ama şimdilik şu tahtaların yerlerini bir değiştireyim. Evet, işte böyle yukarıdan başlıyoruz ve i bizim root yani kök affedersiniz, sanki yanlış söyledim. i 5'e eşit. Biz burada 5. büyük elemanı bulmak istiyoruz. Doğrusu bu. Önce bu k değerini hesaplarız. K x'in solunda kalanların boyutu artı 1'dir. Bu değer nedir? Yani k'nın değeri nedir? Evet, nedir? Evet. Güzel, bu durumda 6'dır. Ama K'nın anlamı nedir? Düzeydir. Doğrusu ranktır. Güzel, şu andaki düğümün rankıdır. Bu şu andaki düğümün rankıdır. K her zaman soldaki alt ağacın boyutu artı 1'dir. Bu da mevcut düğümün rankıdır. Buraya bakarız ve deriz ki bizim rankımız K. Şimdi eğer bu bizim istediğimize eşitse deriz ki aradığımız elemanı bulduk. Eğer bir başka bir sonuç çıkar da i daha küçük olursa o zaman bunun soldaki alt ağaçta olduğunu biliyoruz. Bu durumda yapacağımız şey soldaki alt ağaçta öz yineleme yapmaktır. Ve biz burada öz yineleme yapacağız. Biz en büyük 5. elemanı istiyoruz ve şimdi k neye eşit olacak? 2. Doğru. Şimdi burada diyoruz ki tamam, bu daha büyük. Öyleyse istediğimiz eleman sağdaki alt ağaçta olacaktır. Ama sağdaki alt ağaçtaki en büyük ince elemanı istemiyoruz. Çünkü biz şurada zaten iki elemanın olduğunu öğrenmiştik. Bu durumda bu alt ağaçtaki üçüncü en büyük elemanı istiyoruz. Bu alt ağaçta özdeneme yaparken i'miz 3'e eşit olacak.
Ve şimdi k'yı burada hesaplayacağız. Bu artı 1, 2 eder. Ve bu bize tam burada özdeneme yaptığımızı söyler. Ve i eşit 1, k eşit 1 olur. Ve biz kodumuzun içinde bir işaretleyiciyi bu düğüme yönlendiririz. Böylece bu H'yi içeren düğme bir işaretleyici döndürür. Burada bir şey söylemek gerekirse biz K'nın X'in rankına eşit olduğunu keşfettik. Bu kodda neler olup bittiği hakkında herhangi bir soru var mı? Tamam. O kendi yolunu aşağı doğru buluyor. Altı ağaçların boyutları bu karar vermesine ona yardımcı olup i. inci büyük elemanı bulmak için hangi yolu takip etmesi gerektiğini gösteriyor. Burada hızlı bir çözümleme yapabiliriz. Bizim kırmızı siyah ağacımızda OS Select işlemi ne kadar sürecektir? Evet. Evet. Logen düzeyinde. Tabii eğer ağaçta en eleman varsa. Çünkü kırmızı siyah ağacı dengeli bir ağaçtır. Yüksekliği logen düzeyindedir. Aslında bu kod yüksekliği logen düzeyinde olan herhangi bir ağaçta çalışır. Yani eğer kırmızı siyah ağaçlarda olduğu gibi garantili bir yüksekliğiniz varsa iyi durumdasınız demektir. OS rankını burada işlemeyeceğiz ama kitaba bakabilirsiniz. Onun da rankı logen düzeyindedir. Burada sormak istediğim bir soru var. Biz düğümlerde alt ağaç boyutları yerine neden rankları saklamıyoruz? Evet. Çünkü o düğümün zaten kendisi. Öyle olmasa zaten bu solunu ele alamazsınız. Yani bunu kesin anlatımlı bir dilde söylüyorsak o zaman hiçbir kafa karşılığı olmaz. Ama biz sözde kod yazıyoruz. Sözde kod kısa olduğu için iyi ve algoritmaya odaklanmamıza izin veriyor. Öte yandan siz ölçekleme, güvenlik veya emniyet gibi kavramlarla ilgili bir program yazıyorsanız sözde kodda bu konuda birçok şeyi yazamıyorsunuz. Buyurun. Evet. Bunu değiştirmeye kalktığınızda bakımını yapmak veya özelliklerini korumak zor. Örneğin eğer bu rankları düğümlerin içinde tutsaydık, belirtilen bir ranktaki elemanı bulmak kolay olurdu. Bu durumda tek yapacağım şey diğer elemanlardan daha küçük olan en küçük elemanı araya yerleştirir ve ne olduğunu o durumda bakardım. Bütün ranklar değiştirilmek zorunda kalırdı. Eğer benim muhafaza etmem gereken en sayıda değer varsa en düzeyinde değişiklik gerekirdi. Ama bunu alt ağaç boyutlarını saklayarak yapmak çok daha kolay. Çünkü kırmızı siyah ağaç değiştirildiğinde değerlerin korunması zor olmakta. Ve bu da diğer bir hileli uygulama. Bir veri yapısını genişletmek istediğinizde işlemlerinizin hızlı gitmesi için içine bir şeyler koymak istersiniz. Ama öteki taraftan da veri yapısının içerisinde de bazı alt işlemlerin korunmasının gerektiğini de unutmamalısınız. Şu kapıyı kapar mısınız lütfen? Teşekkür ederim. Bu değişim işlemlerinin ne olduğuna ve bunlara nasıl korunacağına bakmamız gerekiyor. Kırmızı siyah ağaçlar için değişim operasyonları araya yerleştirme ve silmeden ibarettir.
Bir ikili yığını genişletmek isteseydim hangi işlemlerle ilgilenmem gerekirdi? Bir yığını ya da kümeyi genişletmek istediğimde bunu değiştirecek işlemler neler? Mesela ikili minimum yığınında klasik öncelik sırası. Kim heap'leri yani yığınları hatırlıyor? Yığınlardaki operasyonlar ya da işlemler neler? İşte bu güzel bir final sorusu olacak herhalde. Ev sınavı ise fazla dert etmeyin. Ama finalde çıkarsa bunu dert edinmelisiniz. Yığındaki işlemler neler şimdi söyleyin. Buna Bookstime 24'te veya adı her neyse bakın değil mi? Answerman bu konuda ne diyecek? Ve eğer bir minimum yığınsa tipik operasyonlar minimumu çekme ve araya yerleştirme gibi işlemlerdir. Bunların arasında hangisi değiştiricidir? Araya yerleştirme ve minimumu çekme. Tamam mı? Yani minimumu bul değil. Mini bulmak sorun değil. Çünkü bu sadece bir sorgulama. Yani bir dinamik veri yapısını değiştiren işlemlerle değiştirmeyen işlemleri birbirinden ayırmayı istersiniz. Çünkü yapıyı değiştirmeyen işlemler veri yapısına uygundur. Çünkü herhangi bir bilgiyi yok etmezler. Sorgulamalarda bunlar kolay. Ama veri yapısını değiştiren işlemler konusunda dikkatli olmamız gerek ve eski yapıyı korumaya özen göstermemiz gerekiyor. Bu durumda ki stratejimiz şu olacak. Araya yerleştirme veya silme işlemi yaparken alt ağaç boyutları güncellenecektir. Örneğin ben K elemanımı araya yerleştirdiğim zaman ne olduğuna bir bakalım. K anahtarını. Ben bunu şuraya yerleştirmek istiyorum, tamam mı? Bunu buraya yerleştirdiğimde alt ağacın boyutuna ne olacak? Bu ona çıkacak. Bundan sonra ben sola gideceğim. Bu 6'ya çıkacak. Buradaki 4'e çıkacak. Burası 2 olacak. Ve ondan sonra ben K'yı şuraya 1 yazarak ekleyeceğim. Böylece aşağıya doğru bir güncelleme yapmış oldum. Oldukça kolaydı. Bakalım öyle mi? Ama artık bu kırmızı siyah ağaç değil, doğru. Şimdi bunu yeniden dengelemeniz gerekiyor. Bu nedenle yeniden dengeleme işlemine başlamanız gerekecek. Bu insanların sık sık unuttukları bir şey ve ben de hatırlamalarına yardımcı olmak için bu tip şekilleri gördüğümde bu şeklin ne olduğunu hemen açıklıyorum ki ileride kendi çalışmalarınızda bu tuzağa düşmeyin. İnsanlar siyah, kırmızı siyah ağaçlarda araya yerleştirme yaparlarken araya yerleştirme kısmını hatırlarlar ama kırmızı siyah araya yerleştirme yani RB araya yerleştirme sürecinin aslında iki bölümden olduğunu unuturlar. Önce ağaca araya yerleştirme yaparsınız, sonra da bunu dengelemeniz gerekir. Bu nedenle RB araya yerleştirmesinin tüm işlemlerini yaptığınızdan emin olmalısınız. Sadece ağaçta araya yerleştirme işini yapmak yeterli değil. Biraz önce ağaca araya yerleştirme kısmını yaptık. Bu kolaydı. Şimdi dengeleme işini de halletmemiz gerekiyor. Bizim dert edineceğimiz iki tip şey var.
Birincisi kırmızı siyah renk değişiklikleri. Bunların alt ağaç boyutlarına bir etkisi olmaz. Eğer ölerin renklerini değiştirirsen bunun etkisi yoktur ve problem yaratmaz. Ama ilginç olan bir şey daha var. O da rotasyonlardır. Rotasyonlar aslında halledilmesi zor olan işlemler değil. Çünkü ben bir rotasyon yaparken ardıllara bağlı olan düğümlerde güncelleme de yapabiliyorum. Bunu size göstereceğim. Bu olayda ardıllara bakın ve bu örnekte bir düzeyindeki bir zamanda tek bir rotasyonda bu işi halledin. Örnek olarak benim ağacımın bir parçasının şöyle göründüğünü hayal edin. Diyelim ki 7, 3, 4. Bu alt bağışların boyutları olsun ama buraya başka değerler yazmayacağım. Ve ben şu kenarda bunları öteki yöne çevirmek için bir sağ rotasyon yapıyorum. Bunun sonucunda bu elemanlar şu şekilde sıralandılar. Her zaman 3 ardıl, 3 ardıl olarak kalır. Bu nedenle şu elemanı buraya gönderirim ve bu elemanı da ötekinin atası olarak atarım. Ve burada bu elemanı basitçe güncellerim. Bu 8 olur. Yani 3 artı 4 artı 1 formülünü kullanırım ve bunun boyutunu bulurum. Ve şimdi bu 8, 7, 1 yani 16 olacak. Ve bununla ilgili düşündüğümde eski değerinde kalacak. Çünkü bu alt ağaçta alt ağacın boyutunu bir rotasyon olarak değiştirmedim. Bu kenarın altındaki her şey zaten bu kenarın altında kalacak. Böylece bunu bir defa da düzeltmiş oldum. Bazen başka tipte operasyonlar olur ve bu değer böyle çıkmaz. Eğer alt ağaç boyutları yerine alt ağacın başka bir özelliğe ilgili bir işlem yapsaydım, bu değer 16 olarak kalmazdı. O zaman da ben bu işlemi yukarıya, köke doğru yönelecek şekilde yapmak zorunda kalırdım. Kitapta yeniden dengelemenin çok bir şeye mal olmayacağı durumlarını gösteren güzel bir lema yani ön kuram var. Bu oldukça iyiydi. Araya yerleştirme ve çıkarma, silme işlemleri, rotasyonlarda yaptığımız işlemler ve bu nedenle de hala logen düzeyinde bir zaman alıyorlar. Çünkü kırmızı siyah ağaçlarda sadece birinci düzey rotasyonlar yapılır. Bunlar normalde sabit zaman mı alır? Evet, sabit zaman alırlar. Ama genelde bu sabit biraz daha büyüktür. Sonuçta bu önemli veri yapısını kurabildik ve bu veri yapısı dinamik sıra istatistik sorgulamalarını yapabiliyor. Ve bunu yaparken logen düzeyinde zamanda araya yerleştirme, silme ve başka sorgulamaları halledebiliyor. OS Select gibi. Burada bir eleman için de arama yapabilirim. Temel bir veri yapısı aldım ve bunun içine yeni bir takım işlemler kattım. Burada yaptığımızla ilgili herhangi bir sorunuz var mı? Konu yeterince anlaşıldı mı? Öyleyse bir genelleme yapalım. Aslında bu da çok tehlikeli bir şeydir. Veri yapılarını genişletmek. Burada yapmak istediğim şey bir şeyleri unutup bunu güvenli bir şekilde yapamamanız durumunda size bir metodoloji vermektir. Burada en çok yapılan hata aslında ev sınavlarında ya da finalde bir geliştirme problemi çıkarsa size garanti ederim ki bu sınıfın dörtte biri genişletilmiş kırmızı siyah ağaçtaki rotasyonları unutacaktır. Size bunu garanti ediyorum. Bu konuda kendinizi kontrol etmeniz için küçük bir metodoloji yani yöntem veriyorum.
Belirttiğim gibi bunun önemli olmasının sebebi pratikte sizin bu hataları sıkça yapmanızdır. Bir veri yapısını sadece verdiği şekle kullanmayın. Bir veri yapısı alın, benim kendi operasyonlarımda işlemlerim var deyin ve bunu bunun içinde katmanlamak istiyorum deyin. Şimdi size bir yöntem verecek ve bunu açıklamak için şuradaki OS trees yani sıra istatistikleri ağaçları örneğinden yararlanacağım. Bu dört adımdan oluşur. Birinci adım, altta çalışacak bir veri yapısını seçmek. Sıra istatistikleri ağacı durumunda bu neydi? Hatırlıyor musunuz? Kırmızı siyah ağaç. İkinci yapmanız gereken şey, bu veri yapısında hangi ek bilgilerin korunması gerektiğini belirlemektir. Bu durumda nedir acaba? Ek bilgiler. Alt ağaç boyutları değil mi? Bu örnekte korumamız gereken alt ağaç boyutları. Ve bunu yaparken de hata yapabiliriz. Değil mi? Diyebiliriz ki ha tamam rankı koruyalım. Bununla oynamaya başlarız ve bunu yapabileceğimizi keşfederiz ama bu sadece gerçekten yavaş olur. Korumak istediğiniz bilgilerin hangileri olduğu, bu sırada da istediğiniz diğer özellikleri korumayı hesaplamak birazcık yaratıcılık gerektirir. Üçüncü adım, hangi bilgilerin o veri yapısı üzerindeki değiştirici işlemler sırasında korunabileceği üzerinedir. Örneğimizde OS trees değiştiren işlemler araya yerleştirme ve silmeydi. Ve tabii ki rotasyonlarla da ilgilenmemiz gerektiğinden emin olmalıydık. Çünkü rotasyonlar olmasa biz bu ağaçta araya yerleştirme, ağaçtan silme ve rotasyon işlemlerini yapamazdık. Ve bunu da yaptıktan sonra her şey iyi oldu. Elimizdeki bu problemde renk değişiklikleriyle ilgilenmek zorunda kalmadık. Ama bazı durumlarda karşınıza bu sorun çıkabilir. Bu sebeple renk değişikliği neden olabilir ama genelde olmaz. Ve dördüncü adımda yeni işlemler geliştirmek gerekiyor. Bu işlemler teorik olarak yeni depoladığınız bilgiyle ilgili. Ve bunlar örneğimizde OS Select ve OS Rank'ı. Biz bunları yapmadık ama onlar oradaydılar. Ayrıca OS Rank'ının nasıl yapılandırılacağı sizin kendi kendinize çözmeniz gereken hoş bir bilmece. Çok zor bir kod parçası değil. Ama bu yöntem aslında bunu yapmanızın yolu değildir. Bu bir tür bir kontrol listesi olacak ve bunun sonucunda elinizde doğruların olup olmadığını anlayacaksınız. Belki bu işi uygulamada yaparken önce yeni işlemler geliştirirsiniz. Burada depoladığınız bilgileri kontrol ederken yeni operasyonları da akılda tutmanız gerekir. Belki sonradan geri dönersiniz ve bu olguyu yeniden tarayıp gözden geçirirsiniz. Buradaki olay bir kontrol listesi ve işiniz bittikten sonra bunu nasıl yazacağınıza ilgili bir yönerge. Elinizde bir kontrol listesi var. Benim altta bulunan veri yapım burada. Burada da ihtiyacım olan ek bilgiler var. Değişim getiren işlemleri uygulayacağınız veri yapısını hala destekleyebiliyorsunuz ve burada da yeni işlemler var. Bunların ne olduğunu görebilirsiniz. Bu gerçekten de kontrol listesi. Yani sizin işlerinizi hangi sırada yapacağınızı gösteren bir reçete değil. Bu adımların hepsini gerçekleştirmeniz gerekir ama bu sırada yapmanız şart değil.
Bu sizin dokümantasyonunuz için bir kılavuz. Size herhangi bir veri yapısını genişletmeniz konusunda istekte bulunduğumuzda genelde ise bu dört adımın ne olduğunu bize söylemenizi isteriz. Bu sizin işlerinizi organize etmeye yarar. Aynı zamanda siz bu yolda ilerlerken bir adımı unutmamanız konusunda yardımcı olur. Ben ek bilgileri ekleyen ve yeni işlemler geliştiren insanlar gördüm ama bunlar mevcut bilginin korunması gerektiğini tamamen unutmuşlardı. Yani siz bütün bunları yaptığınızdan emin olmalısınız. Genelde bu adımlar arasındaki etkileşimlerle ilgilenmeniz gerekiyor. Bu iş sadece bunu yap, bunu yap, bunu yap gibi değil. Şimdi daha karmaşık bir veri yapısını ele alacağız. O kadar da karmaşık değil ama bunun doğruluğu insanı bayağı zorlar. Ve bu çok pratik ve faydalı bir veri yapısıdır. İnsanları çok yavaş kod yazarken gördüğümde bu tip yararlı veri yapılarının olduğuna haberleri olmaması beni çok şaşırtıyor. Şimdi yapacağımız örnek interval trees yani aralık ağaçları ile ilgili olacak. Ve buradaki fikir bir takım aralıkları korumak istememizle ilgili. Örneğin zaman aralıklarını. Elimde korumaya çalıştığım kocaman bir zaman aralıkları veri tabanı var. Örneği burada yapalım. Evet, bu aralık şimdi aralıkları çiziyorum. Birazdan bunların ne olduğunu açıklayacağım. Bu 7-10 aralığı, 5-11 aralığı, 4-8 aralığı ve bunlar da 15-18, 17-19 ve 21-23 aralıkları olsun. Bunlar bir aralıklar kümesi ve elimizde bir i aralığı olsun ve bu i aralığını 7-10 şeklinde gösterelim. Yani 7,10 şeklinde gösterelim. Bu son noktaya i'nin düşük son noktası diyeceğiz. Şuna da i'nin yüksek son noktası diyeceğiz. Burada düşük ve yüksek sözcüklerini sol ve sağın yerine kullandım. Çünkü bizim bir ağacımız olacak ve bu ağaçta bir sol alt ağaç ve bir de sağ alt ağaç olacak. Yani eğer aralıklar için sol ve sağ terimlerini kullansaydım ve bunu aynı zamanda ağaçlar için kullansaydım belli bir karışıklık yaratılacaktı. Bu aynı zamanda bir ipucudur. Kodlama yaptığınız zaman bazı durumlarda sözcüklerle ilgili iyi düşünmeniz gerekir. Çünkü sol ve sağ gibi sözcükler program yazımı sırasında o kadar çok kullanılır ki bunlar karışıklık yaratabilir. Değişik durumlar için kod yazımında iyi anlaşılır olması bakımından zengin bir eş anlam dağarcığınızın olması iyi fikirdir ve anlatmak istediğinizi daha kolay anlatırsınız. Örneğin burada aralıklar için ve ağaç için farklı kullanımlarda olduğu gibi. Ve burada araya yerleştirme ve silme işlemlerini aralık ağacına uygulayacağız. Ve bir sorgulamamız olacak. Bu yeni bir işlem olacak. Bunu geliştireceğiz ve bununla kümenin içinde sorgulama için verilen aralıkla çakışan bir aralık bulmaya çalışacağız.
Yani ben size bir aralık sorgulaması verdiğimde, örneğin 6-14 dediğimde şunu ve bunu yanıt olarak döndürebilirsiniz. Şunu da döndürebilirsiniz. Şunu da döndürebilirsiniz. Diğerlerini döndüremezsiniz çünkü onlar hep 14'ten küçük. Sonuçta bunlardan herhangi birini yanıt olarak çıkaramam. Sadece bir tanesini sonuç olarak almam gerekiyor. Bunlardan birisinin tam olarak çakışına bakıp onu bulmam gerekiyor. Bununla ilgili bir soru var mı? Tamam, yöntemimiz ilk olarak birinci adımı seçmektir. Metodolojimiz şu olacak. Birinci adımda mevcut veri yapısını seçeceğiz. Burada aralık ağaçlarını destekleyecek bir veri yapısı önerecek var mı? Hangi veri yapısından başlamamız gerekir? Herhangi birinizin bir fikri var mı? Evet, kırmızı siyah ağaç. Bir ikili arama ağacı. Kırmızı siyah ağaç. Evet, bir kırmızı siyah ağaç ama bunun neyin üzerinde anahtarlandığını söylememiz gerekiyor. Ağacımın anahtarı ne olacak? Her aralık için anahtar olarak ne kullanmalıyım? Bu noktada birkaç seçeneğimiz var, değil mi? Fikirlerinizi duymak istiyorum. Dallanmak her zaman budamaktan iyidir. Daha sonra budama işlemine girebilirsiniz ama önce dallanmazsanız sonra budama şansınız da olmaz. Evet, fikirler üretmek. Buna kuramlama evresinde ve ev sınavınızda ihtiyacınız olacak. Evet. Buna düşük son nokta diyoruz. Evet. Düşük son noktadan başlayabilirsiniz. Başka hangi fikirler var? Yüksek son nokta. Şimdi artık düşük son noktaya ya da yüksek son noktaya bakabilirsiniz. Peki düşükle yüksek arasında hangisi daha iyi? Çok fark etmeyecek değil mi? Düşüğü ya da yükseği almak çok önemli değil gibi görünüyor ama başka bir doğal konu var ki bunu da düşünmek gerekiyor. Bu ortanca noktası yani orta noktası. En azından bunun etrafında simetrik. Ne düşünüyorsunuz? Başka ne kullanabilirim? Aralık uzunluğu. Evet. Ama çok verimli olmayacak gibi geliyor bana. Ama bu tamamen sezgisel bir durum. Çok verimli değil gibi geliyor. Çünkü uzunluğu bilsem bile yerini tahmin ettiğimde sorgulama sırasında nerede olduğunu bilmediğimden bilgiyi korumak zor gibi. Sonuç olarak biz soldaki düşük son noktayı kullanacağız. Ama bana öyle geliyor ki siz daha çok ortadakini kullanmayı düşünürdünüz. Ve bunu kullanmak sizin için bir sürpriz oldu. Çünkü siz son noktalar arasında tercihler yapıyorsunuz. Aslında şaşırtıcı olarak bu da doğru bir yaklaşımdır. O başka bir strateji olabilir. Gerçekte başka tip bir ağaç daha vardır ve buna segment tree yani bölüt ağacı denir. Burada yapılan sol ve sağ son noktaları ağacın içinde ayrı ayrı depolamaktır. Sonra da öyle bir veri yapısı koruması yaparsınız ki çizgi parçaları bir ağaçtan ötekine yukarıdan dolaşarak geçer. Bu konuda yapabileceğimiz çok şey var ama biz şu anda düşük son noktaya kilitleneceğiz. Bazı bakımlardan bu daha akıllı bir veri yapısı olacak. Evet, bu daha zor ama bu yüzden de daha akıllı. Neyin nerede depolayacağımıza gelince bana göre bu fikirlerin hepsine bakmak ve ondan sonra vazgeçmek için iyidir. Siz bunların hangisinin işlevsel olacağını bunlarla oynamadan bilemezsiniz. Ama bana göre bu elimizdeki tahmin edilmesi daha zor bir şeydir. En büyük değeri
ki ben buna M diyeceğim. Bir düğümde depolayacaksınız ve bu da o düğümün alt ağacının kökünde olacak. Ve şimdi bu düğümü şöyle bir çizelim. Aralığı buraya koyalım ve M değerini de şuraya koyalım. Bir şekil çizelim. Tekrar ediyorum. Nilleri çizmiyorum. Ve umuyorum ki bu arama ağacı soldaki düşük son noktaya anahtarlanmış olsun. 4, 5, 7, 15, 17, 21. Anahtar soldaki düşük son noktada olacak. Eğer bu bir kırmızı siyah ağaçsa bir pratik daha yapalım. Bu ağacı yasal bir kırmızı siyah ağaç olacak şekilde nasıl boyayabilirim? Bu şu anda yaptığımız işle çok ilgili değil. Unutmayın. Ama bazen küçük bir egzersizin zararı olmaz. Unutmayın, niller orada yok ve bunların hepsi de siyahtır. Kök de siyahtır. Size bu kadarını söyleyeceğim. İyi. Bu çalışacaktır. Şimdi burada küçük bir bilmece var gibi. Bir mantık bilmecesi. Bu oldukça kısa. Umarım ki içinde kırmızılar olmaz. Bunun siyah olması lazımdır. Şimdi yüksekliği dengeleyeceksen burada bir siyah katmana ihtiyacım olur. Bu şu olamaz. Şunların ikisi olmak durumundadır. İyi, şimdi bunların her biri için M değerini hesaplayalım. Bu değer o düğümde köklenmiş altı ağaç içindeki en büyük değerdir. Şu düğümde kökü olan altı ağacın içindeki en büyük değer nedir? 10. Peki bunun içindeki? 18. Şunun içindeki? 8. Bu 18. Şuradaki 23. Bu da 23. Genelde M bu 3 olası değerin en büyüğü olacaktır. Ya x aralığının yüksek değeri ya x'in solundakinin m'si ya da x'in sağındakinin m'si olacaktır. Bunu herkes görüyor mu? Bu x her düğüm için x'in m'si olacaktır. Yapmam gereken her düğümde buradaki maksimum nedir, buradaki maksimum nedir diye bakmak ve aralığın yüksek noktası ne olduğunu bilmektir. Bunlardan hangisi en büyük ise o altı ağaç için en büyük değer o olacaktır. Evet.
Değiştirme işlemleri. Önce araya yerleştirmeyi yapalım. Yani insert. Burada nasıl araya yerleştirme yapabilirim? Ortada iki kısım var. Bu işlemlerden birincisi ağaç araya yerleştirmesi yapmaktır. Yani bir ikili arama ağacına normal yerleştirme yapmaktır. Burada ne yaparım? Yeni bir aralık mı araya sokarım? Yeni bir aralık mı yerleştirmeliyim? Bu durumda M'leri nasıl düzelteceğim? Evet doğru. Ağaçta aşağıya doğru giderseniz ve şu andaki aralıma bakarsanız bu işi halledebilirsiniz. Bu değer daha büyükse o zaman o alt ağacın içine girecektir. Eğer bunun yüksek son noktası mevcut maksimumdan daha büyükse o zaman mevcut maksimumu güncellersiniz. Bu araya yerleştirmeyi yaparken bu işi de yapacağım. Hangi alt ağaçta çalışıyorsam orada ve aşağı doğru giderken karşılaştığım her düğümde bunu yapacağım. Bunu nereye gelirse gelsin maksimum olarak güncelleyeceğim, tamam mı? Yani aşağı doğru giderken düzeltmeleri de yapabileceksiniz. Ama biz öteki işlemi de yapmak zorundayız. Yani rotasyonları, yani dönmeleri de göz önüne almalıyız. Burada bir örnekle rotasyonları nasıl yapacağımıza bir bakalım. Diyelim ki bu on beş ve 30 olsun. Ve diyelim ki rotasyonumuz sağa doğru olsun. Ha, bu bir yerlerden gelmiş. Şu düşüyor. Bu hala ardır olarak kalacak ve içinde 30 var. Ayrıca 14 ve 19 var. Şimdi bu yana doğru döndük. Böylece bu 11, 15 ve şu da 6, 20 oldu. Ben sadece formülümü kullandım buradaki. Buraya sadece bakarım ve bunlardan hangisinin en büyük olduğunu söylerim. Yani 14, 15, 19'un arasında en büyük hangisi? 19. Sonra buraya bakarım hangisi en büyük? 30. 19 ve 20, 30. Bir kez daha genelde çıkan sonucu göstermek zor değil. Genelde orada olan neyse o kalır. Çünkü biz o alt ağaçta olan en büyük değere bakıyoruz. Ve rotasyonu yaptığımız zaman alt ağacın içindeki elemanlar değişmiyor. Bunu yapmak benim bir düzeyinde zamanımı aldı. Rotasyon sırasında M değerlerini düzeltmek order one yani bir düzeyinde zaman alır. Bu nedenle toplam araya yerleştirme süresi
O log n'dir. Bu bilginin doğru olduğunu hesapladıktan sonra tabii daha bunu hangi amaçta kullanacağımızı bilmiyoruz. Ama bu bilgiye bir kez sahip olduktan sonra bazı silme işlemlerinin de log n düzeyinde zaman alacağını göstermek kolaydır. Şimdi silme biraz daha şaşırtıcıdır ama benzer olduğunu söyleyebilirim. Çünkü silme işleminde siz buralardan geçersiniz ve bir şeyi bulursunuz. Tabii bu işi yaparken bütün yolu da kat etmeniz, bazen değiştirmeniz gerekebilir. Eğer bu dahili düğümse bunu atasıyla ya da ardıyla değiştirmeniz gerekebilir. Yani burada uğraşmanız gereken işler var ama bu işlerin hepsi bu kuralları uygulayarak bilginin güncellemesinde kullanılabilir. Ve bütün bunlar temelde yerel değişikliklerdir. Çünkü bu bilgiyi güncellerken aslında yaptığınız şey kökten yukarı doğru giden yolda çalışmaktır. Ve ağacın bütünü sizi hiçbir zaman ilgilendirmez. Bu konuyu sizin kendiniz çözmeniz için ev ödevi olarak size bırakıyorum. Eğer kopya çekmek isterseniz bu kitapta da var ama bu iyi bir egzersizdir. İlk üç adım hakkında herhangi bir soru var mı? Dördüncü adım yeni operasyonlar, yani yeni işlemler olacak. I için aralık arama, interval search. Yani I intervali ile aralığı ile çakışacak bir aralık bulunacak. Burada I bir aralıktır. Bu yüzden iki tane koordinatı vardır. Ve bunu yazarken aslında burada öz yinelemeli işlemler olacak ama öz yenileme kullanmadan biz bunun yerine bir while döngüsüyle de bu işi yapabileceğiz. İsterseniz öz yenileme şeklinde de yazabilirsiniz. Bir önce yazdığımızı da bir while döngüsü olarak yazabilirdik. Bu öz yenileme işlemi olmazdı. Burada başlayacağımız nokta x'in kökte olması durumudur. Ondan sonra while yazacağız. Evet, interval search'ün kodu bu. Nasıl çalıştığına bir bakalım. Bu ağaçta 14-16 aralığını arayalım.
Bu bize x kökte başlıyor diyor. Ve while x yani kök olamayacağı için bu da nil değil. Bu ne yapıyor? Birisi bana bu kodun ne yaptığını söyleyebilir mi? Evet. Yani bu burada ne yapıyor? Bu i ile int x aralığı arasında bir şeyi test ediyor. Int x ile x'te depolanmış olan aralık. Bu neyi test ediyor? Doğru yaptığımı sanıyorum. Neyi test ediyor? Evet. Üstte mi, altta mı? Sadece basit sözcüklerle istiyorum yanıtınızı. Çakışmalar için test. Özellikle bunlar çakışıyor mu, çakışmıyor mu testi? Yapıyor mu, yapmıyor mu? Bu noktaya geldiğim takdirde i ve int x'in aralığı ile ilgili ne biliyorum? Bu noktada çakışmıyorlar. Çakışmıyorlar çünkü birisinin üst değeri ötekinin alt değerinden daha küçük. Birisinin üst değeri ötekinin alt değerinden daha küçük olduğundan bu şekilde çakışamazlar. Öteki türlü çakışabilirler mi? Hayır. Çünkü aynı zamanda biz bir tanesinin düşük değerinin ötekinin yüksek değerinden daha büyük olup olmadığını da test ediyoruz. Yani deniliyor ki bu ya böyledir ya da şöyledir. Bu bir burada çakışma yok testidir. Bu işi daha kolaylaştırıyor. Ben 14-16'yı ararken burayı kontrol ederim. Burada derim ki bunlar çakışıyor mu? Ve cevabı bir sürü aritmetik hesaba girmeden hayır bunlar çakışmıyor şeklinde bulabiliyorum. Eğer çakışsalar da o zaman aradığımı bulmuş olurdum. Bu durumda ne olacak? Bu durumda while döngüsünden vazgeçeceğim ve x'i döndüreceğim. Çünkü çakışan bir şeyi döndürmek benim hedefim. Burada gördüm ki bunlar çakışmıyor. Bu durumda ben derim ki eğer x'in solu nil değilse, başka bir deyimle bir sol ardılım varsa ve i'nin düşük değeri x'in solundaki m'ye küçük eşitse o zaman sola giderim. Bu durumda ben 14-16 aralığını ararken ne olur? i'nin düşük değeri x'in solundaki m'ye küçük eşit midir? i'nin düşük değeri 14. Ve aramaya devam ediyorum. Bu 18'den küçük mü? Evet. Böylece ne yaparım? Sola giderim. Ve x'in bu elemana işaret yönlendirmesini yaparım. Şimdi kontrol edelim. Bu çakışıyor mu? Hayır. Soldaki elemana bakarım. Bu 8. Ben 8 ile 14'ü karşılaştırırım değil mi? Bu düşük müdür? Hayır, o zaman sağa giderim. Şimdi burada bir çakışma olduğunu keşfederim ve bu bir çakışmadır. Bu durumda 15-18 aralığı çakışan bir aralık olarak döndürülebilir. Eğer 12-14 aralığı arıyorsam yukarıya doğru giderim ve bakarım ki 12-14 burada çakışmıyor. O zaman 18'e bakarım ve bunun büyük olduğunu görerek sola giderim.
Sonra buraya bakarım. Çakışıyor mu? Hayır. Peki bu durumda ne olur? Sola bakarım. O der ki sağa git. Ben buraya bakarım. Sonra oraya giderim ve sola bakarım. O der ki hayır sağa git. Buraya gelirim. Bu Nil'dir. Ben Nil'i döndürürüm. Ve 12-14 bu setin içinde herhangi bir şeyle çakışıyor mu? Hayır. Yani bu durumda gördüğünüz gibi algoritma her halükarda çalışıyor. Tamam mı? Hadi tamam diyelim. Birazdan algoritmanın doğruluğunu kontrol edeceğiz ama doğruluk biraz şaşırtıcı olacağı için önce çözümlememizi yapalım. Zaman order log n. Çünkü tüm yaptığım şey ağaç boyunca aşağı inmek. Bu da ağacın yüksekliğine orantılı bir zaman alır. Bu işin kolay kısmı. Tüm çakışmaları listelemek istediğimde bunu ne kadar çabuk yapabilirim? Birisi çakışmaları listelemek için alt yordam olarak kullanabileceğim bir öneride bulunabilir mi? Varsayalım ki elimde K çakışma var ve sorgulama aralığındaki K çakışmanın hepsini listelemek istersem bunu ne kadar hızlı yapabilirim? Nasıl yapabilirim? İkinci defa arama yaparsam aynı değeri elde ederim. Evet. Evet. İşte doğru cevaba doğru gidiyorsunuz. Ne yapılır? Bulduğunuz zaman onu silersiniz. Bir kenara koyarsınız. Ondan sonrakini bulursunuz, onu da silersiniz. İşin sonunda hiçbir şey kalmayana dek. Sonra da eğer veri yapısını bozmak istemiyorsam bütün bunları tekrar araya yerleştiririm. Eğer K çakışma varsa bu bana K log N'e mal olur. Bunu aslında output sensitive yani çıkışa hassas algoritma denir. Çünkü bunun yürütüm süresi ne kadar çıkış vereceğine bağlıdır. Bu nedenle çıkışa hassas bir algoritmadır. Bugüne kadar bu problemde elde edilen en iyi sonuç listelemenin K artı log n düzeyinde yapıldığını anladık. Ama başka bir veri yapısı da kullanabiliriz. Aslında bu bir süreliğine bir açık problem olarak da ortalıktaydı. Tamam, şimdi doğruluğa gelelim. Bu algoritma neden her zaman doğru olarak çalışır? Doğruluğu sağlayan ana konu gitmek istediğim yolu sol veya sağ olarak seçmemdir. Ve bu aynı alt ağacın içinde kaldığım sürece iyi bir özelliktir. Ama hangi yolda gideceğimi seçtiğimde, örneğin sola giderken cevabın sağ alt ağaçta olduğunu ve benim yanlış yola gittiğime nasıl bilip karar vereceğim? Veya tersine sağa giderken yanlışlıkla sol tarafta bir şeyi unutmadığımı nasıl bileceğim? Biz her zaman tek yönde gidiyoruz. Bu kodun akıllılığı da buradadır. Bunun teoremi şöyledir. L'yi X düğümünün Solundaki i üs aralıkları olarak tanımlayın. Ve R'de X'in sağındaki i üssüler olsun. şimdi göstereceğim iki bölüm var. Eğer arama sağa gidiyorsa
L'nin içindeki i üssü kümesi öyle olur ki i ile çakışan i üssü boş küme olarak alınır. Bu yaptığım ilk şeydir. Eğer sağa gidiyorsa sol alt ağaçta bununla çakışacak hiçbir şey yoktur. Eğer kod iyi işliyorsa hiçbir zaman problem olmaz. Çünkü sol alt ağaçta bulunabilecek bir şey yoktur. Bunun ne olduğunu herkes anlayabiliyor mu? Biz bunu kanıtlayacağız ama ben ayrıca herkesin bunu anlamasını istiyorum. Çünkü bundan sonraki konu daha zor olacak ve bu birincisini anladığınızdan emin olmalısınız. Bunlar hakkında herhangi bir soru var mı? Tamam. Eğer arama sola giderse L'nin içindeki i üssü kümesi öyledir ki i üssü ile çakışırsa bu boş küme olur. Tamam. Bu ne diyor? Eğer sola gider de orada bulunacak hiçbir şey olmadığını keşfederseniz, yani bulunacak hiçbir çakışma aralığı yoksa, bu uygundur. Çünkü bu durumda beni sağın yönlendirmesine yarar yoktur. Çünkü sağda da bulunacak bir şey kalmadı. Bu solda bir şeyin bulunamayacağını garanti etmez ama eğer solda hiçbir şey yoksa bu olabilir. Ama zaten sağda da bulunabilecek hiçbir şey yoktur. Bu ikincinin söylediği şeydir. Her iki durumda da siz o yola gidebilirsiniz. Şimdi bunu kanıtlamaya geçelim. Herkes bu kanıtın ne anlama geldiğini anlıyor mu? Kanıtı anlamak oldukça zordur. Bu mantıktır ve mantık da şaşırtıcıdır. Önce birinciyi yaptığımızı varsayalım. Arama sağa doğru gidiyor. Eğer x'in solu nil ise işimiz bitti. Çünkü kanıtlamak istediğimizi kanıtladık. Sağa gidersek orada iki seçenek var. Ya x'in solu nildir veya x'in solu nil değildir. Şimdi eğer x nilse gene işimiz bitmiştir. Çünkü dedik ki sağa gidildiği zaman soldaki alt ağaçta çakışma durumunu yaratacak bir şey olmaz. Eğer orada hiçbir şey yoksa zaten çakışacak bir şey bulunmaz. Aksi takdirde i'nin düşük değeri x'in solundaki m'den daha büyüktür. Buradaki x'e baktığımda bu while komutunun altında x ya nil olur ya da bu doğrudur. Biz bunun nil olmadığını söyledik. Onun için buna bir bakalım. Evet, yanlış satırdayım. Ben bu döngünün içindeyim. X'in solu nil değildi ve i'nin düşük değeri buydu. Buradan hangi yola gidiyorum? Sağa gidiyorum. Bu nedenle bu doğru değildi. Yani ya x'in solu nil değildi ki ilk durum böyleydi ya da i'nin düşük değeri x'in solundaki m'den daha büyüktü ve ben bu nedenle sağa gidiyordum. Eğer sağa gidiyorsam bu ikisinden bir tanesi doğru olmak zorunda. Birincisi kolaydı. Aksi takdirde biz i'nin düşük değerinin x'in solundaki m'den daha büyük olduğunu görürdük. Şimdi
Bu şu değer olmak zorundadır. X'in solundaki M, sağdaki son nokta yani o alt ağaçtaki bir aralığın yüksek son noktası olma durumundadır. Bu da L'nin içindeki bir J için J'nin yüksek değerine, high J'ye eşit olur. Yani X'in solundaki M, biz M'leri böyle seçtiğimiz için bir son noktanın yüksek değerine eşit olur. Sol alt ağaçtaki herhangi bir J değeri için. Ve L'deki başka bir aralığın daha büyük bir yüksek son noktası yoktur. J'nin yüksek değerinden başka. Buraya bir şekil çizecek olursam, burada i var ve bu da i'nin düşük değeri. Burada da j var ve diyoruz ki j'nin yüksek son değeri i'nin düşük değerinden daha küçüktür. Bu j ve buradan nereye kadar gittiğini de bilmiyorum. Ve bu da j'nin yüksek değeridir. Ve sol alt ağaçtaki en yüksek değerdir. Başka hiçbir elemanın sağ son noktasının değeri bundan yüksek değildir. Bu alt ağaçta başka hiçbir şey i ile çakışamaz. Çünkü bütün bunlar şu noktadan önce bir yerde sona erer. Bu nokta bir alt ağaçtaki en yüksek değerdir. Bu nedenle L'deki i üssü öyle olur ki i üssünün çakıştığı küme bir boş kümedir. Şimdi zor duruma geliyoruz. Herkes bir gerinsin. Zor durum. Herkes bunu takip edebiliyor mu? Buradaki dikkat edecek nokta bu eleman en yüksek değerde olduğu için her şeyin bunun solunda olması lazım. Eğer biz en yüksek değerli elemanla çakışma yaratamadıysak o zaman hiçbir şeyle çakışamayız. Aramanın sola doğru devam ettiğini varsayalım ve sol ağaçta da çakışacak hiçbir şey olmadığını düşünelim. Burada sola gittim. Ama herhangi bir şey bulamayacağım. Şimdi burada kanıtlayacağım şey eğer bunu yapmasaydım sağa gitmek bana yardımcı olmayacaktı. Buradaki teoremin temelde söylediği budur. Yani şunu varsayarsam sağa gitmenin bana bir yararı olmayacak. Ben sağdaki alt ağaçta bir şeyin olmadığını gösterdim. Bu nedenle sola gitmek doğruydu. Zira zaten orada bir şey bulamayacaktım. Benzer bir şekilde benzer bir çözümlemeyi yapacağız. i'nin düşük değeri x'in solundaki m'ye küçük eşit olma durumuna baktığımızda bu kez bu L içerisinde bir j'nin yüksek değerine eşit olduğunu göreceğiz. Burada sadece şunu söylüyoruz. Eğer sola gidersem bunlar doğrudur. Sola gittim. J L'nin içinde olduğu için I ile çakışmaz. Çünkü I ile çakışan şeylerin kümesi boş bir kümedir. J ile i çakışmadığı için bu i'nin yüksek değerinin j'nin düşük değerinden daha az olduğunu ima eder. High i, low j'den küçüktür. Bir başka deyişle. J,
L'nin içinde olduğu için ve i ile çakışmadığı için buradaki olasılıklar acaba neler? Burada bir şekil çizersem elimizde J ve L var ve burada da i var. Buradaki husus çakışma olmadığından bunun solda olması gerektiği. Çünkü bunun düşük uç noktasının bundan küçük olduğudur. Ama onunla çakışmadığı için bunun yüksek uç noktası bunun düşüğünün solunda olmak durumundadır. Şimdi burada ikili arama ağacı özelliğini kullanacağız. Buna göre R içindeki bütün i üssü değerleri için Yani sağ altı ağaçtaki her şeyde J'nin düşük değerinin üssünün düşük değerine küçük eşit olma durumunun olduğudur. Biz düşük son noktalarda sıralanmış durumundayız. Sağ alt ağaçta olan her şeyin bir düşük alt noktası olmak zorunda ve bu da J'nin düşük alt noktasının sağında olmak zorundadır. Çünkü J soldaki alt ağaçtadır. Ve tüm ağaçtaki her şey düşük alt noktalara sıralandığından sağ alt ağaçtaki iş buradan başlamak zorundadır. Diğerleri başka şeylerdir. Bunlar R'nin içindeki i üssülerdir. Biz bunların kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama bunların hepsinin başlangıcı bu noktanın sağındadır. Bu nedenle bunlar da i ile çakışamazlar. Böylece ortada bir şey yoktur. R'nin içindeki i üssülerde aslında Kayda değer değillerdir. Bunu tekrarlayalım. Buradaki temel fikir, eğer bu eleman soldaki elemanlarla çakışmıyorsa ve sağda olanın hepsi daha da sağda olacaksa, sola gittiğimde ve oradaki şeyi bulamadığımda bu iyidir. Çünkü burada da herhangi bir şey bulamayacağım. Bunlar da çakışmayacak. Veri yapısı genişletilmesi çok önemli bir konudur. Bu size bir sürü zengin veri yapısını verecektir ve bu veri yapıları sizin şu ana kadar öğrendiğiniz kıyım tabloları, yığınlar, ikili arama ağaçları ve böylelerine uygun olacaktır. Dersimiz bitmiştir.